Altınla ilgili genel yorumlamam benim şu şekilde. Gerçekten 7 ayın en düşük seviyelerini gördü. 540 seviyelerini gören altın, yaz aylarında 540 seviyelerini test eden altın en son 380'lere kadar, 398'lere kadar geriledi. 398'i gördü, 397'yi gördü has bazında. Bu gerçekten baktığımız zaman 140 TL gibi, 150 TL gibi ciddi bir gerileme oldu toplam alanda. Ama şunu söyleyeyim, bu tamamen bir eleme usulü, panik yapan insanları piyasadan silme hareketidir. Ben öyle yorumluyorum. Altın güvenli limon olma özelliğini kaybetmeyecek. Bunu yaz aylarında özellikle göreceğiz. Çünkü bunu sadece ben söylemiyorum. Biz de işin içinde olduğumuz için yorumları, analizleri, bütün ekonomi haberlerini takip ediyoruz. Ya söylenen şu, altının onsunun kesinlikle yaz aylarında 6. aydan sonra özellikle 2000 onsun üzerine 2300 onsları görebileceği sürekli söyleniyor. Ve bütün haberlere, bütün işin içinde olan kişilere bakın. Hepsi bunu ortak görüş olarak belirtiyor. Biz de baktığımız zaman da aslında altının onsunun çok büyük bir gerileme yaptığını görmüyoruz. Ya altının onsu en son 1750 onslara kadar gelir. Yani dünya bazındaki değeri, ons bazındaki değeri 1750 onsa kadar geriledi. Yani 1750'nin aşağısına inmedi yani çok fazla. Ondan sonra bu yüzden o ons bazında gerileme yaşamadık da biz dolar bazında gerileme yaşadık. Çünkü dolar 8 lira olduğu seviyelerde, 8,5 olduğu seviyelerde hep algı 9-10 olacak seviyelerindeyken tam tersi bir durum olup dolar 6-6,5 seviyelerine kadar geriledi. Bu da ne yaptı? Otomatikmen 1 lira, 1,5 lira, 2 lira gibi bir rakam geri gelmesi doların altının dolarla hesaplamasından dolayı çok ciddi bir gerileme yaptırdı. Ama şimdi artık bundan sonraki süreci konuşacak olursak altının zaten direnç noktasının 1810'a gelmesi, doların 7 liraya gelmesi, özellikle bu hafta için konuşuyorum. Altın artık bir tünelin başındaki ışığın görünüp sondaki ışığın da artık 500 seviyelerine, 540 seviyeleri olacağını ben düşünüyorum. Özellikle bize müşterilerimiz, çevremizdeki insanlar soruyor, altın niye düştü? Daha düşecek mi diye soruyorlar. Ben görebileceğin düşük seviyeleri gördüğünü düşünüyorum. Hani çok zorlasa bu saatten sonra 400-380 bandına gelebilir. Onun haricinde kademeli olarak onsun 1800 direncini aşmasıyla eğer 1840-50'leri görürse oradan 1900-2000-2300 yaz aylarına doğru söylüyorum. Yani bunlar bahsettiğim hemen bir ay içinde değil de hani 6. ay, 7. ay, 8. ay, 9. ay bunların içine dahil edersek ciddi bir şekilde ons bazında yükseleceğini söylüyorum. Ve doların benim tahminim bu 2021 içinde 7-7,5 seviyelerinde devam edeceğini düşünüyorum. Yatırımcılarımıza, alan kişilere hangi seviyeden alırsa alsın. Çünkü 450'den 500 aralığında çok ciddi bir alım oldu. Çok ciddi alım yapan insanlar oldu. Bu alımı yapan insanların da panik yapmamasını, sadece akıkçı kara gün içindir mantığıyla kara günün için bozma haricinde altınlarını ellemelerini ve altının artık şunu söylememiz lazım. Kesinlikle uzun vadeli bir yatırım aracı. Yani yıllık bazlı düşünmek lazım. Yani eğer bir yılı göze alamıyorsanız, bir aylık, iki aylık, üç aylık periyotta ben altın alacağım da kâr edeceğim diyen insan kesinlikle zarar eder. Eskilerimizin dediği gibi yani yastık altın mantığıyla kenara fiziksel olarak koymak en güzeli. Çünkü fiziksel olduğu zaman her zaman dünya üzerinde geçerliliği var.